أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Arkadaşlar dersimizin mevzusu hürmet. Hürmet. Hürmetten ne anlıyorsunuz? Saygı. Edep. Edep. Hürmet ama yani kime hürmet yani? Edep kendin davranış. Hürmet dedin. Değer. Madem seni biliyor, bildiğini bildiriyor, rahmetiyle bildiriyor. Rahmet ol, hürmet. Sen de onu bildiğini bildir. Sen de onu hürmetle bildiğini bildir. Çok güzel. Sünnet-i seniye mi? Sünnet-i seniye. Başka? Değer vermek oluyor. Değer vermek oluyor. Peki Allah bunu methediyor mu? Methediyor. İslam methediyor mu bu ahlakı? Mesela diyor ki 241. sayfa Kastamonu'da bir milleti ve vatanı yani en büyük millet tek başına büyük bir millettir insan. O İbrahim tek başına büyük bir milletti. Ona bir bakarsınız. 5 dakikalık bir derstir. Sestir. Her bir hissiyat bir şahsiyettir. Onu bütünlüğe getirmiş. Şimdi bir şey anlatacağım. Bir milleti yani bir kişiyi aklını, kalbini, vicdanını, ruhunu, 4. Aklını, vicdanını, kalbini, ruhunu, nihayetsiz hissiyatlarını, düşüncelerini, kafadaki fikirleri koy tencereye, vicdandaki, soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye giriyorum. Yani kesafetten letafete gidiyor. Kafadaki fikirleri koy tencereye, vicdandaki hissiyatları koy, kalpteki duyguları koy, ruhtaki latifeleri koy, karıştır. Bu bütünlük. Bu bütünlük. Bu bütünlüğü Allah seviyor. Bunu zaten gaye bu. Yaratılış gayemiz bu. Yani bunu bütüne getirmek. Sonra insanın sözleri ve hareketleri kalbin ve hissin temayülatından çıkıyor. Yani insanların sözleri ve davranışları akıldan çıkmıyor. Eğer akıldan çıkmış olsa her bilen doğruyu yapardı. Zaruri olurdu. Bilmek, yapmak olurdu ki cebir olurdu. Alimler hata yapmazdı. Peki davranışlarımızı, hareketlerimizi, hislerimizi aktif eden, dışarı çıkan kimdir? Hütbe-i Şami 77 kimmiş? Kalp. Kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Bugünkü bir dersin özeti şey yapacağım. Şimdi Uhuvvet Risalesi'nde der ki bir insan muhabbet asıl olursa diğer ister mecazi olur. Yani şu Şükrü. Ben seni sevmeye niyet edersem aklen yani niyet kalptedir. Seni sevmeye niyet edersem aklen 10 tane sebep bulurum. Ben seni sevmemeye niyet edersem 10 tane sebep bulurum aklen. Şimdi ters gidiyorum Ayşetir Bey. Ben sebep buluyorsam seni sevmemek için kalben seni sevmiyorum demektir. Onun için ondandır ki sevmek veya sevmemek onun sana gösterdiği şeyler değil, senin niyetine bağlı. Ben seni sevmemeye karar verdim mi? O kadar sebebim var ki Ömer. Ama sevmeye karar verirsem de öyle. O zaman öne çıkartılan şeyler vitrin gerçek değildir. Karı koca kavgalarında Müslümanlar arasındaki sıkıntı size getirdikleri zaman bunu sıkıntıyı getirdikleri zaman
Bilin ki o söyledikleri olsun. Bu insan bunu öne çıkartıyorsan sevmemeye niyet etmiş. Acayip bir psikolojinin temelinden bahsediyor. Yani onlar olduğu için sevmiyorsun değil, sevmemeye karar verdin de onlar öne çıktı. Allah'ı sevmemeye karar verirsen bile 10 tane sebep bulursun. Haşa. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Peygamberi sevmemeye, ustadı sevmemeye karar verirsen 10 tane sebep var. Sevmeye de karar verirsen çok sebep var. Niyet, niyet. Tamam. Şimdi Cenab-ı Hak bizi bu dünyaya akıl, gir içeriye, soğan kabuğu gibi akıl, vicdan, kalp, ruh. Ne yaptı? Akıl, vicdan, kalp, ruh. 4. Bunları bütüne getirmek gerekiyor. Bunları bütüne getirdiğin zaman derecene göre kamil insan oluyorsun. Bunlardan peki ne çıkar? Bunlardan şu çıkar. Bu insanda o 4. Merhamet. En diş kabukta merhamet. Gir içeriye hürmet. Gir içeriye emniyet. Yani vefa. Emanete hıyanet etmez. Kastamonu 241'de konuşuyor. Emniyet. Güvenilir. Namusunu, malını, canını teslim edebilirsin. Namusunu, canını, malını, mukaddesatını teslim edebilirsin. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 19. mektupta Hazreti Ali'yi yatağına yatırarak kendisi şahitil vücuhu, yüzünüz kara olsun dedi. Toprak attı. O evinin etrafına çevirip onu öldürmek için gelenleri oradan yerde gitti. Niçin Hazreti Ali bıraktı? Bu olaydan önce onların emaneti ondaydı. Ya Ali, beni öldürmek için gelenlere emanet bu onlar onun. Verirsin. O tehlikeye attı Hazreti Ali'yi. Niçin yaptı emanete? Ya beni öldürmeye gelenlerin emanetini mi düşünüyorum ya? Böyle bir mantık olur mu? Sen beni öldürmeye geleceksin. Ama bu kavgamızdan önce bir emanet vardı. Onu vereyim sana. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir ahlak olur mu bende? Böyle bir şey olur mu? Kim söylüyorsa yalandır. Beni öldürmeye geleceksin. Tamam bu ayrı mesele. Emanetin ayrı bir mesele diyeceğim. Bu başka bir insan yani. Normal bir şey değil bu. Niye Hazreti Ali yatağına yatırmış? Bu emanetler onların. Kimlerin? Ya Resulallah. Beni öldürmeye gelecekler diyor. Sana gelecekler şimdi. Onu verirsin. Peki Hasan Hocam, bu vasfındaki insan diğer o zaman bütün üstün özellikleri haiz mi? Başkanım ya. Bundan daha ileri vefa olur mu? Bak kardeşim. Kutsi şeyleri Allah yüceltmiş. Öyle diyor. Bir atıfı buldum, bini buldum diyor. Tamam. Arkadaşlar 13. lemada diyor ki şeytanın istihase. Allah bazen bir haseneyi en az 10 binler kabul eder. Siyyeyi 1 kabul eder. Tamam. Uvvet Risalesi'nde de geçiyor bu. Peki biz ne yapıyoruz? Adamın bir günahını sonsuz yapıyoruz. Sebaplarını hiç sayıyoruz. Ondan sonra hak et diyoruz. Ve hakperest oluyoruz. Onun adı da üzerine adres umumu hukukmuş. Şimdi birincisi o akıl, vicdan, kalp, ruh. Bütüne geldi mi? Kamil insan o derece. Bundan ne çıkar? En diş kabuğu, soğan kabuğu merhamet olur. Merhamet Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman ismine mazardır. Gir içeriye hürmet. Gir içeriye emniyet, vefa. Gir içeriye haram, helal, helalı bilip haramdan çekilmek. Yani bu da işaret edeceğiz de şey diyor, haddini bilmek. Size bir şey söyleyeyim, çok garibinize geçecek, çok acebime gitmişti. Okumuştum öyle, Ahmediye'de bile. İman esası kaç? 6. İslam esası? 5. Aslında zımnında 6'ymış o da. Nasıl 6'ymış? 6 tane iman esasını bilen, 5 tane İslam esasını eyleme geçiren kişi zımnında şu var. Haddini bilip hududunda kalır. Bununla 6'dır o da. Haddini bilip hududunda kalır.
hat. Haddini aşmaz. Haddini aşmaz. Dolayısıyla bu nereden çıkartıyor? İşaret icazda da var. Besmele'de nasıl dört tane şey var? Mütekellim, muhatap, makam ve maksat diyor. Şimdi Bismillah'ta diyor bir söyleyen var. Bir söylenilen var. Bir makam var, bir de maksat var. Otomatik Resulullah da var orada diyor. Birisini denmiş de bu yani. O zaman beş tane İslam esasını yaşayan da ne olur? Zımnında ne var? Onun zımnında haddini bilip hududunda kalmak var. Etti mi dört? Bir tanesi neydi? Soğan kabuğu gibi endişe. Merhamet. Hürmet. Emniyet. Vefalı. Emniyetli bilmek. Allah Resulü'nün emniyetini söyledim. Yatağa. Dört, haram helalı bilip haramdan çekilmek. Tamam. Altı, beş, serseriliği bırakıp itaat etmek. Serseri, bugün misal verdim. Serseri şu arkadaşlar. Nerede geçiyor? Sokizinci sözde. Şöyle yapsam biraz. Dur bakayım. Şöyle yapacağım. Bak. Sen sensin, sen de sensin, sen de hepiniz varsınız. Tamam. Şunu çıkartayım. Serseriliği yapacağım. Hepiniz yerli yerindesiniz. Karışmamış. Başım döndü. Sen çıktın. Birbirine girdi. Tek çizgi oldu. Recep oraya gidiyor. Kimse net değil. Kimse net değilse nispet ettiğim, onunla da kıyas ettiğim, onunla onu kıyas edip de bildiğim şeyler de kayboldu. Serseri. Başı dönmüş. Başı dönen ne demektir? Hiçbir şey yerinde değil. Serser. Yani dön dön dön. Zel zel. Ves ves e. Zel zel e. Devam manasında. Tamam. Serseri demek. Her şey birbirine girmiş. Ölçüsü yok. Ne istediğini onu yapıyor. Diyor. Ben ya mert adam, hakperest adam. Ben diyor her doğruyu derim, içimden geleni söylerim. Lan içinden gelen gazı her yerde bırakıyorum. Ne derler bırakını? Ha sen de öyle olursan. Serseriliği bırakıp itaat etmek. Yani itaatla serserilik ters orantılıdır. Ser ser, ves ves. Aynı şeyin tekrarı. Ves ves e. Zel zel e. Ser ser i. İtaat serserinin tezi. Serseriyi anlattım. Birbirine girmiş. Her şey birbirine karışmış. Aklım buradaydı. Bir baktık oraya geçti. Onu oraya gitti. Ne yapacak bu adam? Ne diyecek? Her şey birbirine girmiş. Estiği gibi konuşacak. Arkadaşlar bu beş taneyi bütüne getiren bu sıfat. Yani biz hürmetten okuyacağız. Bir insan niye bazı şeylere hürmet eder? Kendi uydurukçasıyla tanık, yani kendi aleminde şahit olduğu, kendi aleminde öne çıkarttığı kıymetli, değerli şeyleri karşıda gördüğü zaman ona hürmet ediyorsa onun numunesi kendisinde var demektir. Hürmet de kendisini dışarıda ifade ediyor demektir. Dışarıya ibraz ediyor demektir. Tamam. Mesela bir misal vereyim. Cemaat arasında, kişiler arasında tasip olur falan, o onu tenkit eder. Derler ki oraya gitme, buraya gitme falan. Biz ne diyoruz? Her tarafa gidiyor. Niye? O kadar eminsin de davandan ve mesleğinden, dersinden ki git arkadaşlar, buraya tasip yapıp kalma. Git bütün derslere git, Nur Cemaat'in her tarafına git. Bak, öyle körü körüne yapma ya. İstifadeni neredeyse oradan tamamla. Bu ne, nereden geliyor bu özgüven? Bu oradan geliyor. Kendi içimde oturmuş bu iş. Yani her mertebeden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmayan, insanların farklılıklarını kendisine zenginlik kattığına inanan insandır özgüvenli insan. Allah'ın kullarına karışmaz. Demek ki hürmet etmek, hürmet etmek karşıya bir değer veriyor. Niye veriyor kardeşim? Mesela cep telefonunu aldığı zaman hemen üstünü kaplattırıyor.
ama çizilmesin. Arabasına branda alıyor. Ama aldığı bir derse, aldığı bir imana o kadar kurumuyor. Ha? Şimdi hürmet etmek aslında karşıdaki Müslüman aynasında kendini tanımlamaktır. Yani bir daha söylüyorum. Benim iç alemimde öne çıkmış, değer vermişim, kıymet vermişim şeyleri var değil mi? İç alemimde. Onu nasıl ifade edeceğim? O cinsten birisini görürsem hürmet eder. Mesela benim bu takke değil de sizin takkenizi gördükleri zaman hemen Emre'de de var mesela şey yapıyorlar. Ya kardeş Risale-i Nur nereye giderse gidiyorsunuz diye. Ama hiç kimse benim bu takkeyi görünce gelmiyor. Ya tamam mı? Yani niçin söyledim? Kendi aleminde değerli şeyleri karşıya da görürse değer veriyor. O zaman hürmet etmek, merhamet etmek aslında içsel alemindeki o değerli şeyleri bizde veya karşıda ifade etmektir. İfade ediyor, kendisini tanımlıyor, açığa vuruyor. Ondandır ki bir insanı tanımak istiyorsanız dostuna, düşmanına bakın. El-hubbu fillah vel-buzu fillah. Neyi seviyor, neyi sevmiyor. Hani hürmet bu. Şimdi, Risale-i Nur, hayat içtimaya baktığı vakit, yani şimdi yapmıyorlar da eskide MİT'te şudur budur, takip ediyorlar bilmem ne yapıyorlardı, ne diyorlar, ne yapıyorlar, gayeleri ne. Bizim gayemizi söylüyorum, usta söylüyor. Biz Risale-i Nur okuyarak cemiyet hayatına şu beş tane esası temin etmek için okuyoruz. Bir, insanlar arasında merhametli olalım, hürmet edelim, güvenilir insan olalım, haram helalı bilip haramdan kaçarak haddimizi bilelim, serseriyi bırakıp itaat edelim. Bu ne acayip bir şey ya. Ondan sonra beş esası temin edip hem asayişin temel taşını tespit ve temin eder. Hayat-ı içtimai idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet. Gayet sarsılmış. Bir evde. Niye kavga var? Niye sıkıntı? Hürmet ve merhamet yok. Onda. Peki kim yapar bunu? Yani hürmet istiyoruz abi. Hürmet, merhamet etmek istiyoruz. İmanı bir ahiret. Ahirete iman ne kadar kıymetli oturmuş alemimize, insanlara hürmet ve merhamet edersin. O ne kadar çıkarsa ahirete iman, merhamet olmaz. Şu olmaz, merhamet olmaz, hürmet olmaz, emniyet olmaz, güvenilmez ona. Haram helalı bilip haramdan kaçmaz, yani haddini bilmez, hududunda kalmaz. Sonra itaat etmez, serseri olur. Neye göre? Ahirete iman nispetinde bunlar, ulvi hisler öne çıkar. Dünya cinsinden bir şey koymamışlar. Yok, dünya cinsinden bir şey yok. Mesela değer veriyor. Bu benim kardeşim. Kalkmış adam Almanya'dan cenazeye geliyor. Onun benim akrabam gelmiyor. Adam gelmiş benim cenazeme falan yerden geliyor. Dünyalık mı şimdi? Tam tersine cebinde para veriyor. Bu kadar masraf yapıyor. Ömür veriyor. Hürmet ediyor, merhamet ediyor. Yani değer yargılarını bütüne getirmiş. Ne yapmış biliyor musun? Bunu yaparak böyle yapılmasının fetvasını ve Allahça teminatını yapıyor. Mesela iskatını yaptırıyor musun anne babana? Endişe etme. Senin evladın ne yapacak? Ben dakika dukka. Böyle bak. Anladın mı? Hürmet mi ediyorsun? Hürmet alırsın. Ben ne yaptım abiye? Bendeki önceki abiye, Rüştü abiye. Aynısını görüyorum. Aynısını görüyor. Mesela bir örnek vereyim. Resul burada mı? Yok. İyi, iyi ki yok. Mesela işte abi ben saat kurardım. O zaman doğalgaz, fıtri gaz yoktu. Saat kurardım. Gece o sobasını odun atardım üşümesin. Gece kalkar bu kardeş. Bir bardak da bana yapar. Ilık su, bal koyar, sirke koyar, bir de çörek atıyor. Bir bardak sabah teheccüd saatinde bitir, istisnas her saat. Sonra bakıyorum öyle, aynısını ben yapardım. Ben dakika dukka, yaşanan bir hayattan örnekler veriyorum. Sizde daha güzel örnekleri var.
Nasıl davranılmasını istiyorsun eşinden? Öyle davran. Affı istiyorsan aflı ol. Çünkü affa hak edesin. Haşırda ya Rab beni affet desen ki diyeceksin. Şöyle diyecek. Çünkü rivayet böyle. Abla ne alacak seni abla? Tamam kulum seni affedeceğim. Sen dünyada kimi affettin? O kadar affedeceksin. O kadar affedileceksin denildiği zaman ne dersin o anda haşir meydana karşına Cenab-ı Hak? Ulan herkes affetseydim ya. Çünkü her şeyimi affedilseydi. Bırak Allah'ın kullarına Allah'ı. Kulları bırak Allah'a ne yaparsa yapsın. Bunu derken ezber demiyorum ha. Beni hapseden, küfreden, zulmeden, her türlü melaneti yapanlara hepinizin huzurunda o zamandan ve şimdi diyor. Hakkımı helal ettim. Ama beni istihdam eden, davasına kabul eden hizmet-i imaniye, Kur'an'ı, Kur'an ve Risale'yi affeder mi bilmem onu. Ama şahsi hukukumu affettim. Niye? Ben af istiyor. Affedeyim ki affı hak edeyim. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Affetmeyene affedilmez zaten. Acayip bir mesleğimiz var. Bu psikoloji ya. Siz psikoloji dersi geldiniz, terapiye geldiniz. Aile hayatında nasıl huzurlu olur? Affedeceksin kardeşim. Merhamet edeceksin kardeşim. Evde adalet yoktur kardeşim. Ne diyorsun ya? Adalet yoktur. Hak ne hakkı? Fedakarlık var, cömertlik var, şefkat var, af var, tahammül var. O var ya. Ne güzel bir meslek ya. Bu nasıl bir din ya? Bir tane söyle dedi. Çayeli'de Şerifoğlu Camisi'ni Cuma'ya hafız çıkarttı beni. Ona bir tane böyle, şimdi kabire gitti böyle. Zıt birisi. Çok berbattı. Ya bunu kim çıkarttı ya buraya dedi ya. Ne hocası dedi ya. Hocalıkla ne alakası var? Bu fizikçi midir dedi. Filozof mudur? Bu nasıl bir şey ya? Böyle konuşma mı olur? Hafız dedi ki ne o çok mu rahatsız olur? Tamam ama dedi fizikten Allah mı anlatılır dedi ya. Bize namaz niyazdan bahsetti. Namaz kılmıyor ha. Namazdan şeriata düşman. Ne derler diye cumaya gelmiş. Şeriata, namaza, niyaza ne ya? İnanç kalbindedir diyor. Ne namaz falan. Ya namazdan abdestten bahsetsin dedi ya. Ne fizikten ne? Allah nerede? Niye Allah var? Allah'a ihtiyaç mı? Ya böyle şeyler anlatılır mı ya diyor. Bismillah. Risale-i tuhaf. Adam dedi ya. Bunun din neresinde diyor. Psikoloji ya. Ailede sıkıntınız varsa terapiye gelmişsiniz. Çok şükür. Hayat içtimai idare eden en mühim esas olan hürmet ve mehramet. Hayat içtimai derken aile hayatını recep. Sarsan nedir evini? Merhamet ve hürmet sarsıldı mı duman olursun. Kim? Merhameti kim yapar? Hürmeti kim yapar? Hürmeti aşağıdaki yapar. Merhameti de yukarıdaki yapar. Eşin hürmet edecek. Sen de merhamet edeceksin. Bunu hürmet etsin de merhamet edeyim. Hayır. Allah öyle yapmadı. Allah kendisi yaptı. Sonra benden istedi. Sen de öyle yapacaksın. Allah ilk önce merhamet etti. Beni yarattı. Ben de hürmet istedi. Benden de hürmet istedi. İlk önce sen yapacaksın. Vecdi. İlk önce sen atacaksın kardeşim adım. İnsanların değişmesini istemeyeceksin. İnsanlar ne yaparsa ben de öyle adım atarım. Sen bunu yaptın. Ben de sana yaparım. Sen dedi ben de yaparım. O zaman ben köle insanım. Niye? Benim hareketimi sen belirliyorsun. Ne yapıyorsun? Ben de öyle yapmak zorunda kaldım. Oysa sana bağlı olmadan içimden gelen hakikata göre yaşamam hür olmaktır. Sana göre yapıyorsan ben köle insanım. Mecburum senin davranışına cevap vermek. Köle insan. Ne kadar köle insan var hepsi. İlle zincir mi takılı olacak? Demek ki en mühim esas içtimai hayatı ve aile hayatını ve içsel yapıyı çökerten, birbirine darmadağın eden akıl başka, kalbi başka, duyguları başka, hissiyatı başka, merhameti başka. Bir tuhaf ya. Ya bir insan risale okumadan nasıl huzurlu olacak aklımı almıyor ya. Almıyor lan bu dersleri okumadan bu adam nasıl fark edecek ya kendisini? Acayip ya ben dibe bakıyorum yok ya tefekkür ediyorum gittikçe gidiyor. Tefekkür mekan açmaktır, yer açmaktır. Zihinde yer açıyorsun. Tefekkür zihinde mekan açmaktır. Ya gidiyorsun gidiyor yok dibi ya.
Nasıl bir şey ya? E şimdi bunu kontrol etmek istiyorsun ki mutlu olayım. Tanımıyorsun ki, tanımadığın arabaya nasıl hakim olacaksın? Bilmiyorsun ki arabayı. Arabaya bindi Ömer, tamirci, o debriyaj üstten basıyormuş, yapıyormuş, tutuyor, aşağıdan tutuyor, bilmem ne yapıyor. Abi, ya bir tanıyayım, bir tanıyayım ben. Hayat içtimayı idare eden, ev hayatını idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet ilim ve biçare ihtiyarlar, peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. En çok onlar zarar görüyor. Kim? İlim. İlim ve biçare ihtiyarlar, peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Acayip bir şey ya. Artık eve mi geldim, cehenneme mi geldim, kimse bu sefer eve gelmek istemez. Mesela senin kızın veya oğlun hemen pat diye sokaktakine nasıl ram oluyor? Hemen niye takılıyor? Aşık oldum. Hayır. Evde bulamadığı muhabbeti, sevgiyi, alakayı dışarıda bulmuş. Tak oltaya geldi. Veremedi ki muhabbet. Evet şef de gelmedi ki. Yani insan ihtiyacı yok mu buna? Sevmeye ihtiyaç olduğu gibi en çok sevilmeye ihtiyacı vardır insan. En çok sevilmek. Şimdi Allah'ı sevmek benim ihtiyacımdır. Niçin biliyor musun seviyorum? Sevilmek istiyorum da ondan. Ya bu belirlemekmiş biliyor musun? Aşk ve sevgi. O var ha. Onu var ediyor alemimde. Seviyorum çünkü sevilmek istiyorum. Sevilmek daha ciddi ihtiyaçtır. Ben Allah'ı seviyorum. Ondan hiç şüphem yok ama daha psikolojim iyi olması için acaba seviliyor muyum? Allah da beni seviyor mu? Bir bilsem fiyakam artar. Ama demiş Resulullah, Allah seni sevdiğini benim ezberlediğim kadar. Bir, Allah seni seviyorsa kusurlarını görüyor musun? O nispet. İki, Allah'a seni Allah beni seviyor mu? Allah'ın sevdikleri yapma nispetinde, Allah'ın sevdiklerini seviyorsam, Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Allah bir kulunu severse davasına hizmetçi seçer ve bir de kusurlarını görür. Şimdi Allah bir kişiyi nasıl sever? Nasıl anlar? Sevdiği işleri yapıyor musun? Namaz yok. Allah beni seviyor mu? Sevmiyor kardeşim. 9. sözde söylüyor. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile. Huzura kabul etmemiş ki namaz yok. Huzurun yok. Huzura kabul edilmediği için huzurun yoktur. Ya. Ne kadar güzel şey. Matematik. Tak tak. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor. Tamir ediyor. Kastamonu layıkası sayfa 149. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor. Yani Risale-i Nur ders okunduğu zaman, Risale-i dersleri okunduğu zaman içinde böyle tamir oluyor. Her dersten sonra mesela. İnsan rahat ediyor. Tamir olunduğunu gösteriyor. Rahat diyor ya. Mesela ben şahit olduğumdan örnek vereceğim. Senin alim de ben senin alemini bilmiyorum ki. Niye kendinden örnek veriyorsun diyor da. Ne yapayım? Senin alemini bilmiyorum. Ben de insanım. Sıkılıyoruz. İnsan en gergin olduğu, asabi olduğu an sabah kalktığı andır. Çünkü gece kontrolsüz bir dünyadan çıktım. Kim ne oldu bilmiyorum. Onun için gece karanlığında kontrolsüz ve ölçüsüz bir alemdekiler ölçü değildir. Gündüz alemine. Yani rüyalar. Tamam. Şimdi kalktı gerginim. Ben kendimi söylüyorum. Hakikaten gerginim. Ama göstermemeye çalışıyorum. Böyle. Bir abdest alıyorum falan. Sonra Kur'an okuyorum. Oh, yetmiyor bu sefer. Daha sente olmadı. Yine sibop vuruyor. Tık 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 vuruyor. Ne zaman oturuyorum misaleyle, alıyorum kalemi. Ha. Bu ha deyince burada değilim. Çıktım. Ne düşünüyorsam oradayım, orada. Tefekkür onu var etmektir. Orada var olmaktır. Tefekkür yer açmaktır.
Ettiğin kadarsın, oradasın. O zaman ben buradan çıktım. Olayın arkasına geçmek istiyorum ki bedensel şey, dayatmalardan çıkayım sıkıntı. Not al diyor. Bazıları diyor, sen okumak, yazmak, dinlemekten nur talebesi olur. O abi eskiden de yazmak. Olur mu lan, ben hayatta yazmasam ben ne yapacağım ya? Ondan sonra, uyu baktım, hem saat geçmiş, anons geliyor, ezan okunuyor falan. Ben baktım keyif yerinde, Lan onu parayla ilaçta bulamazsın ki. Bu dersten sonra bu haletiniz var ya böyle, rahat haletiniz. Gidin etsaneye deyin ki, vallahi dün akşam bir sohbetteydim. Böyle harika bir halet var. Ona benzer bana bir şey halet verecek, bana bir tane kat ver. Sana der ki, beni de oraya götür. Çünkü onun elindeki hak, aklı devre dışı yaparak akıllı olmanı istiyor. Nasıl oluyorsa, aklı devre dışı yaparak akıllı olmanı istiyor. Böyle, uyuşturarak kap, ne yapsın? Elhamdülillah. Hürmete liyakat ölçüsü, tamam da ne kadar yapacağız yani? Gümbür her şeyiyle mi şey yapacağız, seveceğiz, hürmet edeceğiz? Hürmetin bir ölçüsü yok mu? Şimdi onu söylüyorum. Abdullah, gömdük değil mi Serkan'ı? Serkan'ı gömdük mezara, Abdullah diye çıktı, öyle mi? Senin tezgahtar elemanı öyle dedi. Dedim ya, herhalde tanımaz, Serkan nerede dedim, biraz değiştirme var. Evet abi. Öyle, ondan sonra dedi ki, Serkan dedi, ben ama acayip oldum, etkilendim. Dedim, Serkan burada mı? Beni tanıdı, abi öldü dedi. Ciddi mi diyor? Evet abi. Ya kardeşim, cenazesini ben niye duymadım? Ama sen şey, inandın gerçekten. İnandım. Acayip oldum. Öldü abi o dedi. Lan öldü de, ona benim haberim olmadı ya. Ama dedi, Abdullah olarak dedi, Allah iyiliği. Abdullah. Buradayız değil mi arkadaşlar? Tamam. Hürmete liyakat ölçüsü. Ölçüye bak şimdi. İnsanın hayat içtimaiyesini ifsat eden bir desise-i şeytanı şudur ki, şeytan. Ama kaliteli adam ha, davasında. Şerden zirve. Bize ne kazandırıyor? Kemalat insani, mekası dahili külli. Evet, kemalat insani. Şeytanın arası iyi olduğu için biliyor. Çok iyi biliyor, hep ona soruyor. Kemalat insani. Ben de bir ara o adamı merak ettim. İnanacağım. Nesin biliyor musun? Şimdi şöyle düşündüm, tövbe. O söyledi, o söylesin de söyleyeyim. Ya bunun psikolojisi nasıl bu adamın dedim ya. Lan ben bu kadar şeyler okuyorum, çıkamıyorum. Sıkıntıdan çıkamıyorum, tamam mı? Kur'an okuyorum, misal okuyorum. Hayır, namaz var ya, dershanedesin ya. Allah'tan ümitliyim, imanım var elhamdülillah. İmanımı sorgulatmam acaba, ne sorgulatacağım ya? Sallama mı yaptın, toplama mı yapıyorum ya? Ulan gene sıkıntı var. Bu adam nasıl yaşıyor dedim ya. Bu adamın psikolojisi merak ettim falan. Yattım, uyku değil, uyanıklık da değil. Dedi, geldi bana. Benim psikolojimi merak ediyorsun dedi. Böyle bir söz. Beyazıt'a duydum dedi ya. Hayalime geldi. Halüsinasyon bir şey yani. Ben hasta olduğum için halüsinasyon. Ne dedi biliyor musun? Psikolojimi öğrenmek istiyorsan şuna bak dedi. Sen dedi, Kur'an'da açık ayetle Allah sana kafir ve cehenneme koyacağını söylese, peygamberin de laneti sana olsa, senin psikolojin nasıl olurdu dedi. Ha ben öyleyim dedi. Ya Allah beni garanti cehenneme sokacak. Ya bu nasıl yaşanır ya? Ya acayip bir şey. Şimdi bu adam şer en zirve olduğu için en zirve aynadır. Karanlık ne kadar zifre olursa nur o kadar gözükür. Onun için böyle olması lazım. Ama çok ciddi iş yapıyor. İmanıma hizmet ediyor. Değil mi? Küfür imana hizmet eder diyor. Çok şükür. İyi ki bizi Allah şeytanın bir şey yapmadı ya. Tövbe estağfurullah. Şimdi bak, bu adamın bir desisesi şu. Tuzağı. Neymiş? Bir müminin bir tek seyyesiyle Allah haram dediyse yok. Risale-i Nur'un yapma dediğini yapsa, yap dediğini yapmasa, yani dinde on şeyse günah değil bu. Çünkü Risale-i Nur mücedditliktir. Yani şeriatın, Risale-i Nur dairesine düşsen şeriatın dışına düşmüyorsun.
İştiraka mal uhreviyeden ise nasıl oluyor? Tamam abiler, bakın. 20. lima, Nurcu Risale, Müslümanlara nasıl bakacak? 21. lima, birbirimize nasıl bakacağız? Tamam. Acayip bir şey. Şimdi Risale-i Nur'un dairesinde çok dairesi var diyor. Hemen bir kusurla dışarıya atmayın diyor Risale-i Kastamonu, değil mi? Dost var, kardeş var, talebe var, has var, erken var, yüküm var diyor. Hepsinde iktiza ettiği bir ahlak var. Yok. Şimdi Risale-i Nur'da bir düsturdan düştüm. Gazete okumayın dedi. Gazeteyle meşgul olun. Her kitap alın. Şimdi dairesinde düştün ya. Şeriatın dışında mı düştün? Hayır. Ha şimdi bir mümin şeytanın tuzağına bakın. Bir seyyesiyle Allah şeriatında, dininde günah kaç yazar? Bir. Sevabı kaç yazar en az? On. En az on yazar. Kadir gecesine kaç yazar bir iyili? 30.000 en az. Allah deseniz kaç harf var Allah'ta? 4. Dik üstün harf sayılır. 5. 30.000 çarpı en az. Kadir gecesinde 30.000 çarpı 5. 150.000. En az. Tamam. Berat gecesine yazar bir harfe en az 20.000. Şimdi bugün ne yazar? Cuma akşamları binler şu anda. Şu anda binler. Bak bu akşam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Tamam mı? Şimdi bak niye fazla duruyorum? Çırpınıp duruyorum. Bunu bilmesine duman oluyoruz. Allah'ın dininde günah bir yazılır. Sevap en az 10 yazılır. Tamam. Şimdi fakat biz eşime işte tenkit ettiğim insanların bir günahını bir müminin bir tek seyyesiyle bir tek hatasıyla bütün hasenatını örtüyor. Hiçbir o şeytan gibi ya tövbe yani. Bir günahını gördük mü hatası? Şeytan canım. Şeytan o kadar şallanmaz. Öyle tenkit ediyoruz ki inan hayatında o kadar şeytan o kadar tenkit etmemiş. Ve İsrail'i bu kadar tenkit etmemiştir. Seni tenkit ettiği kadar Ermenistan'ı tenkit etmemiştir. Zulmünü tenkit etmemiştir. Oo, sen var ya sen, bütün kainatı batırmışsın ya. İşte acayip bir şeyiz ya. Bu bizde var. Ahmet'ten bahsetmiyorum, senden bahsediyorum, benden ya. Bir tek seyyeyle adamı çukura indiriyorum. Ya kardeşim ya dipte indiriyoruz kuyuya, dibe. Ya da zirve, ya ortası yok mu bunun ya? Çok acayip ya. Ama o seyyiatı sevdiği adamla görse yapmaz o şey. Ha yapmaz, harika. O günahı kendisinde görse veya sevdiği insanı görse ya hikmeti vardır ya. Biraz dersin başında neydi? Değil mi? Muhabbet gözü kusur görmez. Şimdi muhabbete niyet etti mi kalbinde muhabbet? Sen de kusuru hiç görmez. Ama kalbinde sevmemeye niyet etti mi seni? Senin o kusurun var ya, oho şey gibi, ceylan gibi kafasına boynuz getirmiş, ağaç gibi dal dudak getirmiş, Allah memleketi bitirmişsin ya. Dava gitmiş canım, İslamiyet gitmiş ya. Risale-i Nur yok olmuş ya. Sen zararı mutlaksın ya, şeytan gibi adamsın ya. Senin kadar zarar veren gözükmemiştir ya. Oluyor. Kim bu? Şeytanın bir tesisesi işte. Zavallı. Ama hakperest. Allah umum hukuku koruyan, hakkı müdafaa eden. Acayip bir şey. Bu inanın harici atmıyor. Bende var diyorum. Var vallahi. Tevazu olarak söylüyorum. Var ama tutuyorsun böyle. Sustan diyorsun. Ses. Onunla amel etmiyorsun. Peki içimde bu geçiyor. Mesul muyum? Allah Resulü diyor ki içinizden geçeni bir, konuşmadıkça, onunla amel etmedikçe tam tersine cihat budur. Küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz. Bedir ve Uhud'dan. Ya Resulallah 70 tane sahabe verdik ya Uhud'dan. Nasıl bunun daha büyük cihat nereye? Yeni savaş zannetmiş. Bu beşeriyetimizde işte düşmanla savaştık. Nefisle cihat etmek. Nedir arkadaşlar? İçimden şu çıkacak devunu. Ver ağzının payını, yap onu, aç onu, gir o kanala, ver ağzının payını ya. Bu adama hak ettiğini ciz olduğu halde, hayır, ses, tuttun mu, demedin mi, ha cihat bu. Bu işte Uhud'dan üstün işte. Cihad-ı Ekber.
Ama vesveseli adam şöyle der. İçimden geçen de ben rezilim. Hayır. İçinden geçtiği için insansın. Sığırın böyle bir davası yok. Sığırın böyle bir şeysi yok ki içinden geçecek de bastıracak. Sen bir köpek de, köpeğin kemik arzusu gelecek, orada kemik görecek de yemeyecek. Bastıracak bu duygusunu. Böyle bir şey olur mu? Ama ben o kemiği göreceğim ama yemeyeceğim. Abi beşeriz. İstersen bunlar bizden vuku buluyor. Ya. Dershane de oluyoruz. Ama mesela diyelim ki Ömer abi. Ben ismen dua ettiğim zaman yok olduğunu gördüm abi. Diyor ki, ya Rabbi cennetine koy. Evet. Her duada yapıyorsun abi yok oluyor. Aynen yemin ederim de öyle. Niye biliyor musun? Senin hatırına Ömer'i niye getirdi Şükrü? Kin olsun değil mi dava? Ömer var ya, Ömer. Ömer var ya, zaten şöyle oturmuştu bana. Ama sen kin olsun diye, sen kaldırdın ya Rabbi, onu da beni affet. Allah'ım beni de onu affet. İkide bir şeytan niye getiriyordu? Kin nefret olsun diye. Adam getiriyor, duaya vesile oluyor değil mi? Enayi mi bu adam? Bir daha getirmiyor. İçinizde kızdınız ve böyle çamaşır gibi ezmek istediğinizse dua edin. İnan vallahi yemin ederim yok olacak diye. Ben yapıyorum. Mesela dershanemi yıkıp da satmış parayı cemi dershane. İçimde böyle ya Rabbi affet, bilmiyor ne yaptığını bilmiyor. Allah'ım affet, Allah'ım affet. Kalbimdeki kin ve adaleti gitti. Örnek veriyorum yani. Ağzıma getirdiğim içimde olduğun için değil. Yani birbirimize de böyle. Kime kızarsan ki kız. Tek bir işte kızılacak kişi biziz, biz, benim. Ama vesveseli kardeşime söylüyorum. Sakın içinden geçenle ben ne kadar pespayım, alçağım, sakın deme. İnsansın, kalitelisin. Kalitelisin. Çünkü sığırın böyle bir derdi yok. İçinden geçeni konuşmadıkça, demedikçe 86 Ömer nasıl bilmem de cahludur. Bak bir müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örter. Niye? Sevmemeye karar vermiş. Bak bir daha. Ben bugün derse gitmeyeceğim. Niyet ettin mi? Akıl, akıl ne Müslümandır ne gavurdur. Alettir diyor usta. Termometre Müslüman mıdır? Gavur mudur? Yok. Alettir. Akıl da böyle. Şimdi gitmemeye karar verdi mi Ömer? Tabii canım gitmeyen lazımmış. Olur mu ya şudur bu. Tam tersini yapalım. Yok ya vazgeçtim. Hemen 10 tane sebep bulur. Tabii ya yorgunsun ya. Evde de kitap okurum. Çoluk çocuğunla da zaman geçirsin. Bak neler diyecek sana. Ne niyet edersen o cinsten malzeme getiriyor. Topluyor. Böyle bir adam. Ya bu acayip bir memleket ya. Kutu gibi gözüküyorum ama. Çok acayip ya. Mesela Dino, var Ömer var ya dedin ya. Ya Rab onu ve beni affet. Allah'ım onu da merhamet et ya. Bilmiyor ya Rabbi. Allah'ım affet. Nasıl oluyor? Yok oluyor. Mesela psikolojisi bozuk olanlar var. Kafayı birisini takıyorlar ya. Bu basit gibi gözüküyor ha bu hareket. Şu davranış, şu bilgi. Psikiyatriste müracaat edenlerden bir kısmı hastalar takıntı. Onu taktım diyor. Onu taktım diyor. Kafamdan çıkmıyor diyor. O diyor. Beni be, o. Doktora gidiyor. Doktorda cin ve şeytanı bilmediği için o biyolojik çözüm üretiyor. Hormon diyor. Tamam. Şimdi bu hormonlarla çözmeye çalışıyor. Ama dese ki o kızdığına kurtulmak istiyor musun o adamın sinyalinden? Bu adam birisi yapıyor şeytan bunu. Bağ atıyor. Ya desin ki ya Rabbi affet onu da. Allah'ım onu da affet. O da affetin. Diyecek ki ulan ben duaya vesile oldum ya. Adam devreden dişi çıkacak. Kucakacak. Bir müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatın örter, şeytanın bu desisisini dinleyen insafsızlar, o mümine adalet ederler. Kimseye etme. Allah'ın adalet ettikleri var. Onlara et yeter. Allah'ta da adalet var mı? Var tabii. Allah'ta da gayretullah var. Allah'ta da Allah'a adalet ettiği var. Tebbet yada ebi lehebin ve teb... Beddua yokmuş. Allah beddua ediyor Kur'an'da. Elleri kırılsın diyor bu alçağa. Alçağa ben ekliyor. Çukur insan. Tamam.
mesela Velid İbni Muhire gayrimeşru olduğunu söylüyor Kur'an'da. Denmezmiş. Velid İbni Muhire zenim diyor. Kulağı kesik. Yani gayrimeşru. 10 tane sıfatını şey yapıyor. Alabildiğine yalan söyleyen, sözünde durmayan. Allah çıkartıyor. Yani onun zatında bu sıfatları Allah sevmiyor. Anladın mı? O adamdan bahsediyor gibi gözükürken o adamın üzerinde Allah bizdeki bu sıfatları sevmiyor. Halbuki Cenab-ı Hak bu şeyi, Cenab-ı Hak haşirde adaleti mutlaka ile mizan ekberinde haşir meydanında önümüzde cennet, cehennem oradayken amali mükellefini yani mükellef olanları bizim tarttığı zaman hasenatı seyyata galibiyeti mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Yani Allah'a göre bir insan nasıl bir adam? İyi adam. Hasenatı iyiyse, fazla ise. Bir adam kötüdür Allah'a göre. Ne? Seyyatı fazla. Mesela Allah bir yapıyor mu? Abi kötülüğü var, at cehenneme. İyiliği var, koy cennete. Biz ne yapıyoruz? Niye? Biz örnek var. Örnek veriyor. Allah böyle davranıyorsa bize, biz de birbirimize böyle davranalım. Böyle davranmak ne demektir? Ya Rabbi ben böyle davrandım, sen de bana böyle davran. Mesajıdır. Davrandığın gibi davranılacaksın. Ettiğin gibi göreceksin. Ben dakika dukka. Hem seyyiatın esbabı çok. Yani kötülük, günah yapmak çok kolay. Bir parmakla ya tak giriyorsun o videoya. Sokakta yürüyorsun, bir kafayı kaldırıyorsun. Ama o günahı silmek için kaç sene tövbe yapacaksın ya? Kaç sene tövbe yapacaksın? Ya Rab şu günahı affet. Hatta o günahı dile bile getirmek istemiyorsun. Allah utanıyorsun. Belki de affedildin ama affedildiğini de bilmiyorsun. Onun için bir insana kızacağın zaman düşmüştür o ya. Düşmüşüz biz de. Kendine de zulmetme, ona da zulmetme. Günah yapma fırsatı Allah verdiği gibi sen de ver ya. Hata yapabiliyor insan ya. Hatanı yakaladım. Geçen hafta böyle yapmıştım. Şimdi yapmıyorum. Yani acayip bir şey. Sanki fırsat bekliyor ya. Beni anlatıyorum. Hem seyyiatın esbabı çok diyor. Günah yapma sebep çok. Sebap yapmanın sebebi az. Ve vücutları kolay olduğundan, günah çabuk ulaşıldığından bazen bir tek hasene ile çok seyyiatını örter. Onun için Allah günah çok çabuk mu gidiliyor? Günahın sebepleri çok mu? Evet. Onun için Allah bir hasene ile çok binlerce günahını örtüyor. Gördün mü kanun? Şimdi ben Allah böyle dediği için kabul ediyorum. Ama mantıken de en kolay yol bu. Yani sevap yolu çok olsa ama günah yolu az olsa, zor olsa ama günah yaptın mı o kalsa ben bu yolu istemem. Günah yolu çok kolay, sevap yolu zor ama bir haseneni bin kabul ediyor ve binlerce günah örtüyor. Bu yol çok da hoşuma gidiyor. Günahlar çelik gibi, beton gibi donmuyor. Allah affediyor. قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذِي اَسْرَفُوا لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey haddini hududunu aşanlar! Ey haddini hududunu aşıp günah! Allah'tan rahmetini, Allah'ın rahmetini, ümidinizi kesmeyin. La taknetu min rahmeti Allah. İnne Allah gafurun cemiya. Allah bütün o günahları affeder. Niye affeder? O affı sevmez. Affı bize söyledi, affı sevin diye. O çok affetmeyi sever. Çok ekle yani. O merhamet değil, o çok merhamet eder. O bize dedi merhamet eder. Çok merhamet ise, ihsanı çoktur, merhameti çoktur. Allah'tır ya. Onun için dualarımızda diyoruz ya, Ya Rabbi, beşeriyetimize bakıp da ikramın, ihsanın, lutfun olan hizmeti, imani, Kur'an'ı elimizden alma. Peygamberimiz demiş ki aleyhissalatü vesselam, Ya Rabbi, zulüm yapmaktan, zulme uğramaktan bizi muhafaza eyle. Ben bir şey ekliyorum buna. Ya Rabbi, zulüm yapmaktan ve zulme uğramaktan muhafaza edip Müslümanların fitnesinden bizi muhafaza eyle. Kafirin zulmünden, Müslümanın fitnesinden.
Hem seyyiatın esbabı çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek haseneyle çok seyyiatını örter. Demek bu dünyada ne yapacağız? Ölçüye bak. Halit, bak şimdi. O adalet-i ilahiye noktasında muamele gerektir. Allah'ın haşirde bize nasıl yapacaksa, bize diyor ki, bak ben böyle sizi yapacağım. Siz de dünyada böyle yapın ha birbirinize. Böyle yapmak gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri, fenalıklarına, kemiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse, o adam muhabbete ve hürmete mustahaptır. Mesela bir adam, hakikaten günah çok. Gözüken hayatın. Ama bir sebebi var. Kemiyeten, sahip hakkında sebebi fazla yok. Ama bir şey yapmış ben bilmiyorum, ona keyfiyet denilir. Kaliteli bir sebap yapmış. Mesela çok anlatılır ya, affedersiniz gayrimeşru bir kadın, çölde giderken o şehirden kendi memleketine dönüyormuş. O iş, o kötü, şehirde o kötü iş yapıyordu. Su içiyormuş çölde. Bunu söylenmiş yani. Galiba rivayet Peygamberimiz Aleyhisselam'dan. Bir kavmin, bir şeyin, eski kavimlerden bir zatmış o da. Yani niçin yapmış? O işi niçin yapmış? İşte ihtiyacından mı aldatılmış mı vesaire? Biz bilmiyoruz ya. Yani, köpek gelmiş. Köpek gelmiş. Malum bildiğiniz suya istemiş ama inemiyor kuyuya. Yalvarıyor köpek gibi. Pabucunu indirmiş, salmış. Doyana kadar pabucundaki suyla doyurmuş. Allah'ı memnun etmek, Allah'ın rızasını kazanmak için çok büyük ve çok amel yapmaya da gerek yok. Allah mazi, hal ve istikbali biliyor mu abiler? Yaşar. Geçmişi gibi biliyor. Ha, Allah senin gelecekteki günahını da biliyor. Gelecekteki sevabını da biliyor. Allah şimdiye kadar bir amelinle razı olduysa, 2 sene sonra Allah bu beni razısından çıkarır mı deme. Allah bir kere razı oldu mu tamam. Ya bu yaşa kadar Ömer bir amelinle Allah razı edemedin mi ya bir tane ya. Tabii ya. Ben bir tanesini sana söyleyeyim. Ben şahidim. Hepinize. Şükrü. Sen nefret ettiğin, hiç sevmediğine en çok sevdiğini verir misin? Vermem değil mi? He ayağım. Nefret ediyorsun. Alçak din düşmanı, namus düşmanı, vatan haini, dinime Allah'ıma hakaret edene. Nefret ediyorum. En çok sevdiğimi vermem ki. Kime veririm? En çok sevdiğime veririm. Allah'ın en çok sevdiği imandır. İmanın içinde Allah'tır. Allah kendisini sana verdi. İmanı vererek. Daha onu nasıl göstersin ben seni seviyorum? Buluttan mı bağırsın? Ömer! Kulum! Seni seviyorum ha! Ondan daha acayiptir bu. Bak Hasan abiden bağırdı. Ha bak! Ha bana, bunu Masım'la konuşturdu değil mi? Bak uyanı var. Buluttan bağırmış değil mi çölde şey? 25 sene sonra. Duymuş şeytan sesini. Gel hani! Senden razı olmuşum. Namazı kaldırdım. Gel hani senden. Pabını çıkarmış. Amel melluhun. Resulullah'tan kalkmamış namazı. Benden mi kaldırdı? Demin şeytanmış. Allah imanı vererek kendisini sana vermiş. Şeriat alınca. Ondan daha ileri var. Allah en çok sevdiği kendisidir. Onun bizdeki ifadelenişi imandır. Onu sana vermiş, seni seviyor. Daha nasıl desin ya ben seni seviyorum? Bir de namaz Allah seviyor mu? Seviyor. 9. sözde ne diyor namaz için? Bir nevi huzura kabulün olan. Mesela her namaz vakti biliyor musunuz? Bütün ruhlar arşa gidermiş. Bazısına kapı açılır, liyakati yok. Bazısına açılmaz. Bunu gündem yapacaklar burada. Kapı açılıyor, Rabbim. Kabul edilmiyor. Senin ruhun müsait değil. Allah huzura kabul edilen ruhlar geri dönünce o ruhlar da bedende dünyada namaz kılar. 9. sözü söyledim. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile. Ya. Namaz.
Halbuki insan, bak halbuki insan, bunu okuduk mu? Bir de okuyayım. Eğer bir adamın sebabı kemiyet, adet, bir de keyfiyet, kalite. Ya say bakımdan olur veya kalite bakımdan bir tane hasenesiyle Allah binlerce günahını örtüyor. Ya bir tanesine imanının kurtulmasına vesile olmadın mı? Yani bir risaleni vermedin mi namazına ve davayı tanımasına? Emirden de geçiyor değil mi? Bir kişinin imanının kurtulmasına, yani imanlı da kurtulacak. Ne demek? Beşinci şua mesela. Onun sahralar doğrusu kırmızı koyunu kurban etmekten daha sevaplıdır. Ya. Peki başka? Allah'ın seni sevdiğini delil. Tefekkür edebilme. Tefekkürün saati hayrun min ibadi senedir. Bir sene nafile, hiç tuvalete gitmemek şartıyla, abdestte 1000 sene namaz kılsan nafile, 1 saat tefekkür, dün 10 dakika, yarın 20 dakika, geçen hafta 3-5 dakika, tefekkürü toplasan ömründe 1 saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten evla. Tefekkür, kendisini seyretme yetisi ve yetkisi verilmiş kişilerde olur. Tamam. Günahla, mülbisine, mülebbisine, rezil, kepaze olmuş ha, tefekkür vermez. Biliyor musunuz? Kafirin tefekkürü yoktur. Düşüncesi vardır. Kafirin iradesi yoktur. Kafirin ihtiyarı vardır. Bu tefekkür sayılıyor mu şu anımıza? Tabii. Çünkü burada münafık rahatı kalp oturamaz ki. Kayıt yapar. Hı. Oradan onu kastetti. Genelden. Sen ise bu şeyler geldiği zaman Allah'ın ihsanı memnun oluyorsun. Allah bir kulunu severse, alametini, hadisi kutsu bu. Allah bir kulunu severse, sevdiklerini sevdirir. Başka? Allah bir kulunu severse, sevdiklerinin dışında sevdiğini sevdirir. Değil mi? Sonra Allah bir kulunu severse, kusurlarını ona gösterir. Nasıl anlarız kusurlarını bana? Başkasıyla kusurlarıyla meşgul olmam. Başka? Allah bir kulunu severse, dinine hizmetçi seçer. Sen işte... Yani yeri gelince anlatmıyor musun da var? Allah'ı anlatmıyor musun? Adam mal satıyor, bardak satıyor. Sen Allah'ı anlatıyorsun. Anlıyor musun? Onu pazarlıyorsun tabi İstanbul'da. Onu anlatıyorsun. Ya Allah ne desin sana ya? Peygamberimi göndersin sana sövüyorum mu? Ya. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarı ile, fıtratında bir zulüm damarı var. Şeytanın telkiniyle bir zatın, bak, zulüm damarı var, bir de şeytanın telkiniyle, bu son ve daha şey yapmayacağım, nerede kaldı saat, ha, tamam. Halbuki insanın zulüm damarı ile, şeytanın telkiniyle, hani kötü rüya görürseniz sol tarafınıza tükürün diyor ya, sol tarafta telkin, Ömer. O söyledi. Zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle bir zatın 100 hasenatını bir tek seyyiye yüzünden unutur. Unutur. O kadar iyiliği var bu şükrünün. Tamam mı? Unutur. Ne yaptı? Şükrü var ya, bunu yaptı. Dedim, tamam. Hayatının bütünlüğü içinde o nedir ki? Yani sanki Allah'ın Adalet Bakanlığı ona bağlanmış. Allah yetki vermiş. Olmaz. Affetmedim, affettim. Böylece bizde ben işte, ben de bu adama bakıyorum. Yok der ya, insandır ya. İnsan der, her şeye müsaittir. Her türlü sıkıntıya, her türlü suizana vesaire. Ama doğruyu bilelim ya. Demek ki insanda bir zulüm damarı var. Bir de sol kulakta çınlar yani. Tansiyonun yoksa, tansiyonsuz insanlar bunu fark eder Mehmet. Kulağı çınlar. Tansiyonu yoksa sağ taraftaki çınlamak şeydir. Melektendir. Soldan şeytandandır. Tamam. İnsanda zulüm damarı bir de şeytanın telkiniyle ne yapar? Bir insanın 100 hasenatını, 100 sevabını bir tek hatası günah ile unutturur. Unutur. Mümin kardeşini adavet eder. Günahlara girer.
Görüyor musun? Ama doğru söyledin. Günahını söyleyerek, doğru söylüyorsun, gıybet ediyorsun. Hasan-ı Basri yapmış değil mi? Kendisini gıybet edenlere baklava göndermiş. Siz daha fazlasına layıksınız ama diyor, gücüm bu kadar. Lütfen bu kadarını kabul ediniz. Çünkü benim bu kadar pis günahım nasıl gidecekti diyorlar. Yavuz Sultan'a İran Fars padişahı pislik göndermiş. Biliyorsunuz kutu. Açmıştaki pislik. Değil mi? Pislik. Yavuz da lokum koymuş, bir de kağıt koymuş. Onu göndermiş. Fars padişahı işte adını unuttum. Bilen varsa söylesin. Şah İsmail. Şah İsmail. Şah İsmail galiba. Nurşevan değil mi? Bilmiyorum. Nurşevan. Bilmiyorum. O da oldu. Ama gaye şu. Açmış bakmış. Padişahım dedi. Şey gibi baktı. Aa, lokum gönderdi diyor. Lan benimle dalga mı geçiyor? Ben insan pisliği gönderdim. O bana lokum gönderiyor. Bak bakayım başka bir şey var mı? O efendim yanında bir kağıt vardı. Oku bakayım dedi. Okumayı ben yapmayayım şimdi. Anladınız değil mi? Herkes dedi. O dedi ya. Yani. Herkes, ben biraz yumuşatayım, medeni yapayım. Yanındakini verir. Herkes yanındakini verir. Yavuz diyor ki ben bunu yiyorum. Ya. Çok şey acayip. Büyük adamlar, büyük konuşur davranışlarıyla. Niye büyüktürler? Niye dağ ovadan farklıdır? Tipi, kar, dolu. Her türlü afat-ı semaviye muhatap dik durur. Başka? Çakallara, domuzlara, herkese kucak açar. Aylar bile orada sığınır. Ovaların sulanmasına o yardım eder. Hatta ovadaki toprak dağlardaki taşların ufalanmasıyla olur. Onun için tepe insanlar, tepe olduğun kadar fırtına göreceksiniz. Ne kadar tepe ise o kadar senin üzerine rüzgar esecek. Tepe ne kadarsa buna hazır olacaksın. Yılmayacaksın. Zübeyir abin tabiriyle. Bitkilerden rahatsız olanlar olacak. Sen Sibirya'ya sürüleceksin. Bitki yetiştirdiğin için. Ama orası soğuk. Isınla bitki yetiştireceksin. Orayı da bulacaklar, sökecekler, atacaklar ama sen onu aldırmayacaksın. Bu sefer seni ekvatora sürecekler. Orada bitki mi yetişir? Kanını su yapacaksın, bitki yetiştireceksin. Orayı da bulup yakıp yıkarlarsa sen buna aldırmayacaksın. Bir dava adamına bak ya. Ve böyle yaşamış. Bizim pirimiz, ustad, Zübeyir abi, Rüşt abi böyle gelmiş biz. Bu pirin böyle diyor. Ya. Ama ahmaklık da gerekmez. Aynı delikten iki defa Müslüman ısırılmaz. Şimdi ben bitiriyorum. Bu paragrafı bitirin kesiyordum dedim. Tamam. Yüz hasenatını bir tek siyye yüzünden unutur. Mümin kardeşini adavet eder, günahlar girer. Dediği doğru. Ama yüz tane hasenesi olan bir adamın bir günahını öne çıkarıp hele hele bu sosyal medyalarda yapma. İnsan okuyan sayısınca gıybet ediyor ki yani bu akıl almıyor bunun şerri, günahı. Oysa gıybet ettiğimiz yani hakikaten günahı olan o şeyi zatın 200 tane senesi var. Olsa bile. Ha, olsa bile günah. Olsa bile. Olsa bile. Oluyor. Ya. Sosyal medya ile duyanlar sayısınca. Duyanlar sayısınca. Ne kadar tıklanırsa o kadar şey. Acayip. Seyyiye ve hasene bu asırda korkunç. Onun için cennete girmek bu asırda çok kolay. Cehenneme girmek de çok kolay. Yani bir hasene yapıyorsun binlerce. Mesela bu ders binlerce insana gidiyor. Yani dese ki bir tanesi ya Allah razı olsun ya. İçimde şöyle bir şey vardı. Aa işte tamam. Ama tam tersine. Ben size ki nefreti şunu söyle. Tam tersine. Bak ne diyor? Bir insanda yüz hasenatını bir tek siyye yüzünden unutur,
mümin kardeşini adavet eder, günahlara girer. Sosyal medyayla da girer. Sokar herkesi günaha. Nasıl ki bir hani ne yapacağız? Nasıl ki bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa, sinek kanadı buraya gelse, bir dağ set eder göstermez. Şu misale bak. Dağ niye gözükmüyor Mehmet? Sinek örtmüş. Dağ gözüküyor mu? Yok. Neyle? Sineğin kanadı dağı yok etmiş. Dağ yok. Lan dağ yok. Sinek kanadı var burada. Kocaman dağ sinek kanadı yok ettiği gibi, dağ gibi hasene sahibi olan o şahsiyeti, sana nakıs gözüken, kusur gözüken, hatta günah olsa bile, o tek bir günah sinek kanadı gibi onun şahsiyetini görmez. Bir de hakperest, vatan kurtaran, Allah Allah, gözükmemiş adam. Şimdi şeytanın peygamberi yok, kitabı yok. Nasıl muvaffak oluyor? Tahrip kolaydır. Onun için meşhur olmak isteyenler, müsbet sahada olamadıkları zaman tahrip yoluna giderler. Onu lemalarda söylüyor değil mi o üçüncü lemada? Adam bir tanesi, böyle bir zat, gitti seccadeyi pislemiş. Ve mescide, camiye gidin, baktık kardeşim seccadede insan pisti. Ha buna lanet olsun. Ondan sonra, tabi sen dedi ki falanca yaptın. Öyle mi ya? Evet, ispat edildi. Ona lanet olsun her gene demiş. Ondan sonra ona demişler ki, bak diyorum camide herkes, Müslümanlar sana lanet ediyor demiş. Bu ne pislediği için. Kime lanet ediyorlar dedi. Sana. Benden bahsediyorlar ki ya dedi. Benden bahsetmeleri lanetini görmüyor. Bahsetsinler de olsun lanet. Abi şey var değil mi? Böyle bir tabi, bu keferinde böyle bir gururlanma durumu var. Var he. Allah benden bahsediyor. Evet. Demiş Allah benden bahsediyor. Ustada gitmiş de neredeymiş dedi ben Allah benden bahsediyor. Bu tabii şeye gitmiş barlaya. Allah benden nereden bahsediyor demiş. Ya tenkit gibi gözüküyor değil mi? Allah benden bahseder mi? Oysa Allah herkesten bahsediyor. Vela rabbin vela yabisin illa fi kitab-i mubin. Yaş kuru yoktur ki Kur'an'da hepsi olmasın. Ama bazıları öne çıkmış. Çok. Çünkü büyük adam. Her şeyde. Ondan sonra ustat göstermiş. Ama ölümüne yakın ne demiş? Beni mi buldun demiş. Ben Deccal'dan bahsediyorum. Ya bir sinek kanadı koca dağ göstermiyor. Allah muhafaza etsin bizi ya. Böyle bir düşürmesin bizi. Ahmet Mehmet'ten bahsetmiyor. Yürüdüğümüz yoldaki tuzak bu. Fethettik dağı da, Karabağ'ı fethettik ama düşmanlar giderken, kaçarken tuzak bırakmış. Ya, tuzak bu. Ne olur Allah rızası için yalvarıyorum. Bu okuduğunu Ahmet Mehmet'e değil, benim önümdeki tuzak diye düşünün. 100 tane hasenesi olan bir kardeşime bir tane seyyesi yüzünden ortadan kaldıran nefsim var. Böyle bir alçak var. Abi Cenab-ı Allah zulmetmiyor. Zamanında yok edersen kurtarıyorsun. Evet. Eğer yok etmezsen bedel edersin. Hiç şansın yok. Bak Şükrü. Hadi bunu yaptın. Bir Ahmet'e dedin. Ama sosyal medyada bir de yazdın bunu. Ama ya. Doğru söyledin. Gıybet. Yalan söyledin. Bir de iftira. Gıybet. Doğru söyledin. Ama yarabbim. En ayemiyim ya. Ne diyor biliyor musun? Emirdağ'ında. Emirdağ içsel yapılandırma yapıyor ya. Bir tanesi münafık dedi. Kafir dedi. İsabet ettin. Karı var mı? Sebabı yok biliyor musun? Ama eğer isabet etmedinse sen kafir oldunuz. Niye bu rızka giriyorsun? Hazreti Ali'nin sözü var abi ben onu düstur ettim de mesela Hazreti Ali diyor ki bir içine diyor suizanda bulunduk doğru çıkmaktansa diyor hüsnü zan besleyip diyor yalan çıkması daha iyi. Daha iyidir. Baklava yaptırayım mı abi tepsi? Vallahi gönderirim şu an. Kendime gönder. Yok.
Bir baklava yaptır da buraya getir. Sosyal medyaya gönderin. Sosyal medya. Ha, sana yapanlara şey yap. Ben de çok memnun oluyor. Çok şükür. Ama çok ağır abi ya. Nasıl? Kaldırmak zor yani. Sana söyleyeyim. Ustad hakkında haber gittiği zaman annesini ağlarmış. O hapsedecekler, şey yapacaklar, şöyle annesi ağlarmış. Tanrı içinde geçiyor. Babası duyunca keyiflenirmiş. Oğlum gene büyük iş yapmış. İbrahim değil mi İbrahim? Evet abi. Keyif veriyor adama. Çok şükür. Ya Rab, senin düşmanların bana düşman. Ben senin dostun değil miyim? Diyesin geliyor o zaman. Ya Rab, senin düşmanların bana düşman. Yani düşmanlarınla anlıyorum ki ben senin dostunum. Adamın kim olduğunu öğrenmek istiyorsan kendini veya başkasını, dostu düşmanı kim, bakın ona. Kızını vereceksin, oğlanını evlendireceksin. Alacağın kişiye bak, kız mı oğlan mı? Arkadaşları kim? En güzel mihenk bu. İbrahim oturmuş, Ahmet ve şunlar bunlar. Şunlar bunlar oturup geziyor, arkadaşlık kuruyor. Ondan sonra çekmiş böyle İbrahim. Ben iyi insanım. İyi adam olsaydın onlarla dolaşmazdın. Söyleyin arkadaşım, söyleyeyim kim olduğunu. Peki, kızma İbrahim. Setreder göstermez. Öyle de insan garaz damarı ile bak. Sinek ne demek? Garaz damarı. Hani sinek oturdu mu Mehmet'e? Daha görmedin. O sinek neymiş? Garaz damarı. Yani tansiyon çıktığı zaman göze kan geliyor ya, görmüyorsun, sisti oluyor. Tamam. Mesela, ben mesela şeye giderken, kendimce, bir ara kısa bir dönem, her şeyi, dere var ya böyle, her şey oynuyordu böyle. Meğer kan buraya göze gelmiş. Tamam. Baktım, ben iyiyim ama, baktım her şey oynuyor. Böyle suya, her şey suya dönüşmüş. Yani sulu, ıslak olmuşlar, böyle oynuyorlar. Demek benimkisi oynuyor. Onda hiçbir şey yok. Demek ki öyle de insanın garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir siye ile dağ gibi hasenatı örter, unutur, mümin kardeşine davet eder. İnsanların hayat içtimaiyesinde bu kişi, yapan kim? Kim yapıyorsa, son cümle. İnsanların hayat içtimaiyesinde bir fesat aleti olur bu adam ve ben, bu sıfat. Lemalar 88. Demek ki bir daha okuyorum, son. Bu tür davranış yaparsak o sıfatımız veya toplumda böyle bir şahıs varsa insanların hayat içtimaiyesinde bir fesat aleti olur. Fesat, fitnenin kaynağı. Fitnenin kaynağı. Ama ya Rabbi, bu nasıl üzereceğiz? Ya Rabbi, bu hallerde düşürme bizi ya. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmet ve hatırına, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ikram ettiğin, lütfettiğin, ikram ettiğin, ihsan ettiğin hizmet-i imaniye Kur'an'ı elimizden alma ya Rabbi. Zulüm yapmaktan, zulme uğramaktan bizi muhafaza eyle ve Müslümanların fitnesinden bizi koru ya Rabbel Alemin. Hizmet-i imaniye Kur'an eden hissemizi ziyade eyle. Marifetullah'ta ve muhabbetullah'ta hakikatında bize terakki ettir ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahum elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi, kim bize dua ediyorsa, kime biz dua edeceğimizi söz vermişsek, üzerimizde kimlerin hakları varsa, kim hizmet-i imaniye Kur'an'ı zerre kadar hissesi varsa, onları ve bizi ya Rabbi, usul ve furularımızdan, anne babalarımızdan, evlad-ı yârlerimizden, ki her kim ahirete göç etmişlerse, bu hizmet-i imaniye Kur'aniye sofrası olan maide-i Kur'aniye'den hisselerini ziyade eyle ya Rabbi. Amin. Mekanlarını cennet bahçesinin bahçe eyle ya Rabbi. Amin. Onlara merhamet eyle ya Rabbi. Kabirlerine Risale-i Nur'u enis ve yoldaş eyle ya Rabbi. Bizi de bize ya Rabbi, bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Ya Rabbi, beni bana bırakma. Ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalama. Sus.
Sorusu olan varsa sorar. Çok şükür.